Merhaba arkadaşlar, bugün regülarizasyonun ikinci bölümünden bahsedeceğim sizlere. Bu bölümde sadece aşırı öğrenen problemi L2 ve L1 regülarizasyonundan bahsedeceğim. Direkt başlayayım aslında konuya. İlk başta aşırı öğrenme problemini inceleyelim. Diyelim ki elimizde işte 3 tane koordinat sistemi var ve aynı verilerimiz bulunmakta. Şimdi bunlar için birer birer bir çıkarımlar yapacağız. İlk işte örneğimize baktığımızda hani 5. mertebeye kadar olan bir denklem, bir polinomik denklem bulunmakta. Bu tabi hipotezimiz lineer regresyon tahmini yapıyoruz burada. Buna baktığımız zaman mesela bu hipotezimizin çizgisinin böyle buna benzer bir şekilde kıvrımlı, yani varyansının yüksek olduğunu görebilmektesiniz. Ve yani buna aynı zamanda tabii ki aşırı öğrenmiş bir model denmekte ve boyutu da burada gördüğünüz gibi 5. mertebe olarak karşımıza çıkıyor. Yani yüksek varyans da denilebilir, düşük bayaz olmasıyla birlikte. Öte yandan ikinci denkleme baktığınız zaman işte diyelim ki burada da hani tek boyut bulunmakta, hani polinomik olarak değil. Mertebesi burada hani yani bir düz bir çizgi. Ve böyle bir yani veri için aslında bunu kullanmak tabii ki yüksek bir bayaz olmasını sağlamakta. Buna da aslında yetersiz öğrenmiş model, yani underfitted model, yani yüksek bayazda denmekte. Ve tabii ki en sonunda bizim ideal aradığımız denklem karşınızda şu anda gördüğünüz gibi 3. mertebe olabilir, 2. mertebeye kadar olabilir. Bu veri setinin durumuna bağlı olmak kaydıyla yani polinomik derecenin hani uygun bir durumda olması, 2. mertebe ya da 3. mertebe gibi değerler alması, hani böyle polinomik değerlerin bulunmasıyla uygun bir hipotez çizgisi çizilebilir ve istediğimiz öğrenme modeli olarak da bu karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan bu hatamızı bir boyut olarak, yani degree of complexity ya da işte boyutu artırdıkça bir çıkarım, hata çıkarım yapmamız gerekiyor ise, mesela diyelim ki bu mavimizin boyut arttıkça, bakın her boyutumuz arttığında boyutun sürekli artmasıyla birlikte eğitim datasındaki hatanın bir o kadar çok mükemmel bir şekilde azaldığını görmekteyiz. Fakat bu derece belli bir süre sonra hani çok fazla artırılırsa, işte bu 4-5 mertebesinde olduğu gibi, bu arada bir mesafe açılması oluyor. Yani hata bu sefer tekrar artmaya başlıyor. Çünkü eğitim datası, hipotezi burada gördüğünüz gibi ezberlemiş bulunmakta. Çok fazla ezberli ve bilinmeyen, işte diyelim ki şu benim tuttuğum kırmızı noktalarda test verilerinin olduğunu düşünün. Hatalar çok daha fazla oluyor. İşte bu da bunun burada grafiksel olarak, ispatı olarak karşımıza çıkmakta. İşte diyelim ki hani 1, 2 ve 3. mertebe olarak bunu burada göstereyim. Burada bu 3 noktayı da aslında test datası ve eğitim datasının üzerinde bunun olduğunu varsayın. Bu ilk bölgeyi yüksek bayaz demekteyiz. Yani bu yüksek bayazda test datası ve eğitim datasının hataları, yani eğitilmesi sonucunda aldığımız test datasının hatası ve eğitim datasının hatasının yüksek olması bize bu modelin yüksek bayaz bir model olduğunu, çok iyi bir şekilde eğitilmediğini göstermekte. Öte yandan işte istediğimiz öğrenme modeli de burada karşımıza gözüküyor. 2. ve 3. mesela ideal olarak, yani ideal gibi gözükebilir. Yani bu tabii veriden veriye değişebilir ama hani bunu sadece burada bir içgüdü olarak bunu size söylüyorum. Ki bir de mesela çok fazla ileri bir boyutları olduğunu düşündüğümüzde bu aradaki boşluğa da işte yüksek varyans da burada açığa çıkmakta. Burada hani yüksek varyansın olması tabii ki modelin ezberlenmesini sağlıyor. Ve bununla birlikte de eğitim datasının hatası düşükken, yani eğitim datasında çok güzel tahminler yapabiliyorken, test datasında hiç görülmemiş bir veride tahminleri çok yanlış yapmakta. Yani çok imkanlı şeyler yapamıyor. Tahminler yapamıyor. O zaman bu aşırı öğrenmenin bir tanımını yapalım. Bu aşırı öğrenmenin tanımını yaptığımız zaman işte karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Yani eğer ki yani girdiğimizde çok fazla kolon, özellikle polinomik bir derece yani var ise, hipotez fonksiyonumuz işte eğitim setinin üzerinde çok iyi bir şekilde oturmakta. Lakin bu da hiç görülmemiş veriler üzerinde daha fazla hata yapmamıza sebep olmakta.
Yani genelleştirme, yani generalization terimi işte buradan geliyor. Bu genelleştirme işleminde başarısız olduğumuz anlamına gelmekte. İyi bir genelleştirmenin olması için eğitim datası ve test data hatasının, eğitim hatası ve test hatasının birbirlerine yakın olması ve de düşük olması gerekmekte. Ama şöyle söyleyeyim, eğitim datasının hatası overfit'teki kadar düşük olmaz. Hani sonuçta çünkü genelleştiriyorsunuz. Hani mesela bunun mesela eğitim hatası daha fazladır. Bunun eğitim hatası daha düşüktür. Bu 5. derecelerin olanı. Ama test hatası burada çok yüksekken burada hemen hemen şeyle aynıdır. Eğitim datasıyla aynıdır. Dolayısıyla yani burada birbirlerine yakın olacak. Lakin yine de hatırı sayılır bir seviyede, düşük bir seviyede olması gerekecek. Bunu tabii ki aynı zamanda sınıflandırma için de düşünebilirsiniz. Sınıflandırma için düşündüğümüzde mesela elimizde mesela bir veri setimiz aynı şekilde bunlar durmakta. Burada aşırı öğrenme yine sol tarafta çizgide gördüğünüz gibi öyle bir şekilde mükemmel bir şekilde ayırdık ki bütün maviler ve kırmızılar doğru bir şekilde ayrılmış vaziyette. Ki buna da aslında sınıflandırmadaki aşırı öğrenmiş model yani yüksek varyans modeli de denilebilir. Zaten lojistik regresyonu size söylemiştim. Burada hani bir hipotezimizi lojistik regresyon üzerinden analizini yaptığımızda benzer bir şekilde hani yüksek mertebesinin olduğunu düşündüğümüzde yine böyle bu tip mükemmel derecede öğrenmiş bir hipotez çizgisi, karar sınırı çizgisi karşımıza sınıflandırma için çıkmakta. Öte yandan bu yetersiz öğrenmiş modelimize baktığımızda yani underfit modele baktığımızda burada da mesela ayırma işlemi güzel ama yani çok mükemmel değil. Çünkü yani bunu şimdi nasıl söyleyebilirim size? Mesela burada 3 tane mesela yeri yanlış bilmiş. Burada da 2 tane noktayı yanlış bilmiş. Şu an burada 5 tane hata var mesela. Ben burada bunu görüyorum. Bunu da hani tabii ki 5 hatanın olması sonuçta hani nasıl desem yani burada hani aslında demek istediğim şey nasıl hani anlatabileceğimi şu an düşünüyorum da size. Yani çok yani eğitim ve test arasındaki hata oranları çok düşük olmakta. Yani accuracy olarak baktığınızda işte testte %60, eğitimde %60 almanız sizin işte yüksek bayas bir eğitim seti aldığınız anlamına gelmekte. Yani iyi bir şekilde hani eğitilmemiş bir set olarak karşımıza çıkmakta. Yetersiz öğrenmiş model. Zaten yetersiz öğrendiği için de doğru tahminleri yapamıyor. Bunun mertebesi işte hani x1, x2 olarak bunu düşünebilirsiniz. Yani bunun polinomik olarak göstermemiz hani gerek yok. Çünkü bu şu anda girdi uzayındayız. Fark ettiyseniz bir önceki slide'da girdi ve çıktı uzayındaydık. Polinomik regresyon vardı. Şu anda da aslında polinomik regresyonlar var. Fakat şu anda fark ettiyseniz girdi uzayında bulunmaktayız. X1 ve X2 şu anda buralarda gördüğünüz gibi. Bunun işte bu şekilde bir düz bir çizgi olduğunu varsayabiliriz. Düz bir çizgi işte olduğunu varsaydığımız zaman buna da yüksek bayas modeli denilebilir. Yani çok fazla doğruluk oranımız olmamakta. Öte yandan işte mesela böyle birazcık daha kıvrımlı yani bu yüksek varyanstaki gibi değil, aşırı öğrenmiş modeldeki gibi değil ama yani getiri yani güzellikte iyi bir şekilde kıvrımlı olan bir hipotez karar sınırımız ise istediğimiz öğrenme modeli olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi mesela burada ne kadar doğruluk var mesela onu inceleyelim. Gene burada aslında 3 tane hata yapmış. Burada şuraya aslında baktığımızda şurada 1, 2, 4 tane burada 3 tane toplam burada 7 tane var. Burada da hatamız mesela 5 tane. 2 tane burada, 3 tane burada, 5 tane hatamız var. Aslında bunu hani bir içgüdü olarak görün mesela. İstediğimiz modele baktığımızda bunun tahminleri çok daha tutarlı. Öte yandan bunun tahminleri çok düşük. Yani çok düz, çok bayaz. O yüzden zaten yüksek bayaz deniliyor. Tabii ki hani bu konulara hani dikkat edilmesi gerekli ve bunların tabii ki bir takım çözümleri de bulunmakta. Yani bu aşırı önleme problemini çözmek için yani iki türlü yöntem bulunmakta. İşte birincisi işte polinom derecesini azaltmak yani kolon seçmek ve aynı zamanda buna da tabii L1 regülarizasyonu ya da Lasso regülarizasyonu denmekte. İkinci seçenek olarak ağırlık bileşenleri uygun bir ölçekte küçültmek. Buna da L2 regülarizasyonu yani Rich regülasyonu denmekte. Burada yapılabilecek şeyleri incelediğimizde hatta bundan evvel bir size bir şey de göstereyim aynı zamanda.
şöyle herkesin aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiği bir neydi? Counterplot'ta bulunmaktaydı ve burada bir çıkarımlar yapılıyordu. Mesela burada öncelik olarak yüksek varyans ve yüksek bias'ın olduğu bir grafiği incelediğinizde burada hani modelin eğitimi denen gibi bir şey yok. Hani şöyle söyleyeyim. Burada her şey karman çorman saçma. Şu kırmızı nokta bizim global minimumumuz, istediğimiz yer. Burada eğitim yok. Yani accuracy burada yüzde, yani eğitim için %90 gelebiliyorken test için %30 ya da işte eğitim için %20 gelebiliyorken test için %75 bile gelebilir. Yani burada bir eğitim falan söz konusu değil. Hiçbir mantık yok. Yüksek bias'ın ve yüksek varyansın olduğu yerde. Öte yandan burada şeye baktığımızda düşük varyans ve yüksek bias'a baktığımız zaman burada underfit denmekte. Yani size yüksek bias'ı işte burada bu yüzden göstermiştim. Burada da eğitim ve test itimizdeki hatalar birbirlerine benziyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Global minimuma çok fazla yakın değiller, uzaklar. Yani tahminlerimiz çok mükemmel değil. Yani iyi bir eğitim yok. Yani bu yüksek varyans, yüksek bias'ta her şey saçma. Hiçbir şeyin olduğu yok. Lakin yüksek bias ve düşük varyansta iyi bir eğitim yapılmamış. Yani bir eğitim işlenmiş ama yeterli bir eğitim olmamış. Bunun mertebesinde de eğitim datasının hatası ve test datasının hatası global minimum etrafında çok fazla bulunmamakta, çok fazla hata bulunmakta. Sınıflandırma içinde bunu işte %60 eğitim, %60 test olarak düşünebilirsiniz. Bir de diyelim ki hepimizin tahmin ettiği, işte tabii bu arada şunu bahsedeyim, şu morlar test, mavilerde eğitim noktaları olarak bunu düşünebilirsiniz. Her bir kayıp lokasyonunu. Bunların hepsi counterplotlar. Burada mesela şimdi yüksek varyansımıza baktığımızda bakın mesela overfit'e baktığımızda bu şu kısım underfit'ti, bu kısım da overfit. Yüksek varyansın ve düşük bayasın olduğu yere baktığımız zaman ise burada eğitim datası hatası çok düşük. Şu mavileri görüyorsunuz. Fakat öte yandan işte bu teste baktığımızda hatalar da çok yüksek. Yani eğitimi çok güzel bir şekilde öğrenmiş fakat genelleştirme işlemini yapamıyor. İyi bir çıkarım yapamamakta, iyi bir tahmin yapamamakta. İşte overfit de bu anlama gelmekte. Aşırı öğrenme bu durumda. Bizim yani tabii fark ettiyseniz mesela şu tam kırmızının ortasında da bir mavi var. Mesela eğitim noktasının bir kayıp fonksiyonu olarak onu düşünebilirsiniz. Yani sıfırı bulmuş yani ama İşte bazen işte o sıfıra yaklaşmak, çok sıfır olmasını sağlamak, eğitimi mükemmel yapmak genelleştirmeyi çok iyi bir şekilde sağlayamıyor. Yani birazcık da aslında kayıbın olmasına izin vermemiz gerekiyor. Ve tabii ki bizim istediğimiz durum işte en son gördüğünüz gibi işte düşük bias ve düşük varyans. Burada tabii ki eğitim ve test datamızın hataları, kayıpları burada global minimum etrafında bulunmakta. Bu yüksek varyanstaki gibi tam globalin tam ortasında yok. Etraflarında var. İkisi de hatır sayılır mesela. Mesela şimdi burada overfit'e baktığımızda eğitimin accuracy oranı %95 iken testin accuracy oranı %55 gelebilir. İşte biz buna overfit deriz. Yani eğitimi çok güzel bir şekilde ezberlemiş ama testi iyi bir şekilde yapamıyor. İyi bir şekilde genelleştiremiyor. Fakat burada düşük varyans ve düşük bayasa baktığımızda %85 eğitim doğruluk oranı alabiliyorken %84, 86, 83'te testten doğruluk oranı alıyoruz. Hani şu an sınıflandırmadan örnek veriyorum. Dolayısıyla tabii ki bunun mesela eğitimde mesela 85 almışsın ama hiç görmediğim bir veri içinde yani veriler içinde test yaptığında gene o civarda 85, 86, 84'e alıyorsun. Dolayısıyla düşük varyans ve düşük bias bizim arzuladığımız, istediğimiz bir eğitim modeli olarak size bunu söyleyebilirim. Ki bunlar da zaten tekrar söyleyeyim counterplot olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi L2 regülasyonundan, risk regülasyonundan bahsedelim. Yani maliyet fonksiyonundan. Tabii bundan bahsetmeden evvel bir düşüne bakmamız gerekli. Tek değişkenimiz olduğu zaman regülasyon yapacaksak eğer aslında sınıflandığım için zaten olmuyor. Hani bir nokta oluyor.
Şöyle söyleyeyim. Tek dişken ne olursa regülarizasyon yapmanıza gerek yok. Çünkü aralarında yüksek korelasyona sahip olacak kolonlar bulunmamakta. Sadece bir tane değişken bulunmakta. Burada korelasyonun ne olduğunu soracak olursanız bunu aslında sizin kendinizin araştırıp öğrenmenizi sizlere tavsiye ederim. Çünkü o başlı başına bir 15-20 dakikalık bir konu olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla hani onu buraya dahil etmedim. Ama korelasyonun ne olduğunu kendiniz öğrenmenizde fayda bulunmakta. Dolayısıyla hipotezimiz burada mesela işte omega 0 artı işte omega 1 x 1 artı omega 2 x 2 olarak görebiliriz. Hani böyle bir hipotez denklemimizin olduğunu varsayalım. Şimdi burada diyelim ki bizim V1 ve V2'ye göre baktığımızda işte omega 0'a göre bakmıyoruz. İsterseniz bunu 0 görün, isterseniz bunun yani açısından bakmayın. Yani counterplot olarak omega 1 ve omega 2 üzerinden bakın. Kaybın kendisine. Şu ortada işte global minimum bulunmakta istediğimiz nokta. Şimdi buradaki minimum eğitim setindeki kayıp için ideal olmasına rağmen yani 0 ve 0'a yakın değerler olmasına rağmen hiç görmediğimiz test için uygun olmamakta. Yani bu aşırı öğrenme. Bir önceki sayfada size anlattığım gibi. Bunun için kaybı artırmamız gerekli. İşte bir kaybı artıracağız ama nasıl artıracağız? İşte asıl mesele de orada. Ben size zaten geçenki birinci derste boşu boşuna o daire ve baklava çizimlerini boşu boşuna göstermedim. Ridge regresyonda ağırlık bileşeninin L2 büyüklüğünün karesi alınacak bir şekilde gördüğünüz denkleme kayıp fonksiyonunu eklemekteyiz. Kayıp fonksiyonunu aslında bunu eklediğimizde şöyle bir varsayım yapabiliriz. Diyelim ki hani yani ben size şeyden bahsetmiştim geçen derste. Bir C kat sayısı mesela burada büyüklüğü elde ediyor. Ya bunun karesi de C'nin karesi gibi. Ya fark etmez yani C'nin sınırı içerisinde olduğunu varsayın. C'den küçük olacak diye varsayın. Bu aslında şöyle düşünülebilir. Mesela bizim bir önceki derste çizdiğimiz gibi bir C olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bu sınır yani öyle bir C çizeceğiz ki yani buna uygun öyle bir değer çıkartacağız ki aslında burada lambda olması gerekiyor muydu ya? Ha yok yok onu sonra ekleriz o problem değil her neyse. Öyle bir C yani çıkarımı burada yapmamız gerekti ki bunun mertebesinde bu eğitim seti için bu aldığımız hata fazla olacak ama hiç görmediğimiz test için güzel bir çıkarım yapacağız. Fakat mesela bu nerede olacak mesela? Bu C'nin üzerinde olacak. Fark ettiyseniz işte mesela burada hangisi global minimum en yakınsa oraya doğru yakınsaması daha mantıklı. İşte şu civarlarda bir yer bizim yeni minimumumuz olarak karşımıza çıkabilir. Yani bu daire çizme işte L2 Ridge regülasyonu bu anlama gelmekte. Peki burada ne görüyorsunuz mesela? Ne dikkatinizi çekiyor? Şuna bakalım. Mesela bak omega 1 burada, omega 2 burada. Buna göre bir kayıp fonksiyonu burada. Bir C dairesi var. Ve omega 1 ve omega 2 buraya düşmekte. Yani burada bir ölçeklendirme yapılmakta. Yani omega 1 ve omega 2 hatırı sayılır bir şekilde değeri düşmekte. Bileşenlerin ölçeklenmesi olmakta. Tabii ki burada yeni minimum noktamızda burası olduğundan dolayı yeni bir kayıp fonksiyonumuzun burada olduğunu varsayabiliriz. Ama bu kayıp fonksiyonu hiç görünmemiş. Hani bu kayıp counterplot burada şu an bunu çizmedim buraya. Hiç görünmemiş veri için daha uygun olduğunu size söylüyorum. Heh, işte şimdi istediğimiz yere geldik. Kayıp fonksiyonumuza mesela burada baktığınızda işte 1 bölü 2 yani burası yine olduğu gibi karşınızda lineer regresyon üzerinden yapıyorum bunu. Burada bir lambda bölü 2m parametresi bulunmakta. Bu aslında lambdanın kendisi regularizasyon parametresi olarak karşımıza çıkıyor. Yani L2 parametresi ya da cezalandırma parametresi olarak da söylenebilir. Bu omega g'nin karesi zaten bu mutlak değer olmasından ötürü bunun karesini alıyorsanız zaten bu omega g'nin karesi onun anlamına gelmekte. Burada dikkat çekmesi gereken bir nokta var. Bunu kaybe ekliyoruz. Biz burada bu ölçeklendirmeyi yapıyoruz mesela omega 1 ve omega 2'nin. Fakat omega 0'a karışmıyoruz arkadaşlar. Bayas değerine karışmayacağız. Bayas değeri olduğu gibi kalacak. Bizim güttüğümüz dava direkt artış oranlarını kontrol etmek. Ya işte gerekli artış oranını sağlayacak feature yani o kolonu iptal etmek ya da onun ölçeklendirmesini azaltmaya çalışmak. Bundan dolayı kayıp fonksiyonunun içerisine matematik kurallarına uyması amacı ile J'nin
birden başlatarak bütün ağırlık bileşenlerinin karelerini ekliyoruz. Ağırlık regülizasyon parametresi çarpımı ile birlikte. Buradaki 1 bölü 2 anı tabii ki burada bulunuyor. Yani 1 bölü 2'ye mi katsayı olarak dışarıda gösterip bunu şöyle bir paranteze alabilirdim aslında ama fark etmez yani mantığını burada anlayın. Burada mesela sıfırdan başlayıp M'e kadar gidiyorken burada sıfırdan mesela hani omega sıfırı dahil etmiyoruz burada farkındaysanız. Burada birden başlıyoruz ve omega N'e kadar gitmekte. Yani kolonuna kadar gitmekte. Hani o kolon kadar bizim ağırlık bileşenlerimiz bulunmaktaydı ya. N çarpı 1 yani. Orada ama işte fark ettiyseniz sıfırıncıyı dahil etmiyoruz. Yani orası bizim için. Hani kodda bunu çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız aslında. Ki evet bunu burada gösterdim regülizasyon parametresi diye. Ve bu bizim işte Rich regülasyonumuzdaki maliyet fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Rich regülasyonun gradyanik alçalmasını inceleyeceğiz. Kayı fonksiyonumuz gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun kısmi türevini alalım diyelim. Alalım bunun kısmi türevini. Ne yapacağız mesela? Burası gene olduğu gibi eksi değerimizi aldık. Bunu direkt başına koyduk. İkiler birbirlerine götürdü. Ve aynı şey bunun için de geçerli. Şurada aslında lambda bölü m olması gerekiyordu. Kusura bakmayın. Bir sonraki örneklerde lambda bölü m olarak bunu görebilirsiniz. Şurada hani lambda bölü m mesela bak burada 2 başa geçiyor ya. İkiler birbirlerini götürecek. Lambda bölü m olması gerekiyordu şurada. Hani haberiniz olsun. Onu ufak bir hata yapmışım buradan ama çok mühim değil. İleriki örneklerde zaten bunu bol bol lambda bölü m olduğunu göreceksiniz. Karşınızda bu yeni kayı fonksiyonunun gradyeni bulunmakta. Bu gradyene baktığınız zaman işte bu görüldüğü gibi burada yine kayba yine bir eklenti olunuyor. Hani gradyeni alındığında yine eksi derede başında hani buranın da gradyeni alınarak başına bu şekilde eklenmiş vaziyette karşımıza çıkmakta. Gradyeni kalçalama algoritması yine olduğu gibi burada öğrenme oranımızdan bu değeri çıkarttığımızda elimize geçen değer burada aslında karşınıza çıktığı gibi. Bakın mesela lambda bölü m burada gözükmekte. Yani burada bir yanlışlık yapmışım. Lambda bölü m'i burada eklememişim. Kusura bakmayın. Ama bakın bütün örneklerin hepsine lambda bölü m bulunuyor. Yani buradaki başındaki ikiler birbirlerini götürüyor. Bunun da ikileri birbirlerini götürüyor. 1 bölü m'leri ve lambda bölü m'ler burada karşınıza çıkmakta. Şimdi bu lambda bölü m'i dışarı çıkartalım. Bu eksi içeri dağıtalım hatta öyle söyleyeyim. Eksi içeri dağıttığımızda aslında işte burası eksi olacak, burası artı olacak. Şu anda burada gördüğünüz gibi ortak değerlerin hepsi ikisi de omega j. Omega j parantezini aldığımızda işte karşınızda gördüğünüz denklem karşımıza çıkmakta. Ki burada aslında dikkat ettiğiniz şey ciddi ciddi biz bunu ölçeklendiriyoruz arkadaşlar. Birden çıkartarak bakın burada bunların bu 3 tane değerin hepsi pozitif. Çıkarttığımızda diyelim ki mesela işte 0.9. 0.8 çarpı omega. Her seferinde bir ölçeklendirme yapıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Her seferinde ağırlık bileşenini birazcık daha küçültüyoruz. O uygun cezalandırma parametresine göre. Yani Rich regülasyonun özelliği burada karşımıza çıkıyor. Ve tekrar üzerinde durayım. Lambda parametresi omega 0'ı etkilemeyecek. Yani lambda parametresi omega 0'da olduğu zaman şurası olmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Yani burada lambda parametresi cezalandırmanın 0 olduğunu düşünebilirsiniz. Yani şeyde omega 0'da cezalandırma yok. Zaten burası da 0 olduğu zaman komple gidecek. Omega j standart bizim gradyenik alçalma algoritması olacak lineer regülasyonda ama sadece omega 0 için olacak. Diğer bütün omegalar için cezalandırma şu anda gördüğünüz gibi uyguluyoruz. Bunun vektörsel gösterimine yaptığımız zaman karşımızda işte şu anda gördüğünüz denklem haline gelmekte. Her bir omega bileşenini, omega vektörünü bu katsayılarla scale yani ölçüm ölçeklendireceğiz. Ve burası da standart bizim gradyenik algoritma yaklaşımımız 1 bölü m çarpı x transpoz ve y eksi x omega olarak karşımıza çıkmakta. Umarım hani buraya kadar her şey çok açıklayıcı olmuştur. Çünkü 25-24 dakika oldu. Dolayısıyla hani biraz hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlıyorsunuzdur. Vektörsel gösterimde karşımızda bu şekilde. Bütün ağırlık katsayıları küçültmek amacıyla ölçeklendirildiği görülmekte. Tekrar bunu buraya yazdım. Haberiniz olsun. Bu Rich regresyonunun aslında tekrar böyle üzerinde durduğumuz zaman mesela bir içgüdü olarak baktığımız zaman şöyle düşünelim mesela lambdayı
Diyelim ki elimizde birçok hipotezimiz bulunmakta, aşırı öğrenmiş bir vaziyette. Burada yani hipotezimize baktığımızda burada bir cezalandırma yapabiliriz. Mesela eğitim test datalarımız buralarda falan bulunuyor. Dolayısıyla hani çok fazla hata çıkacak. Burada mesela lambdayı sıfır yaptığımız zaman ceza parametresi kullanılmadığı için bu yüksek varyanslı bir çizgi olarak karşımızda. Şu yeşil çizgi tam istediğimiz gibi, yani bu lambda 1, 2, 3, 5, 10 artık her neyse olabilir. Buna uygun bir şekilde bir ceza parametresi elde ediyoruz ve buna uygun bir şekilde bir hipotez çizgisi elde etmekteyiz. Fakat lambdayı çok fazla artırırsak da bu sefer de yüksek bias oluyor. Bu da daha fazla hani hata almamızı sağlayabilir. Yani ikisi de, yani şu mavi de sarı da güzel değil. Mesela yeşil ideal. Yani lambda değerine uygun bir şekilde tahmin etmemiz gerekmekte. Aynı zamanda böyle iç regresyonuna biraz daha bir içgüdüyle bakmak istersek, diyelim ki mesela işte eğitim datalarımız şu kırmızı, testte şu mor olsun. Eğittik diyelim, işte 5x çıktı, işte tam orijinden geçiyor. Bu işte hiç görmediğimiz bir veri. Buraya baktığımızda hata çok. Bizim amacımız bu regresyonu yapıp yeni bir ağırlık bileşeni elde etmek. Yani buradaki 3 ve 5'ler ağırlık bileşenleri, birinde 5, birinde 3. Yani omega 1'ler burada karşınızda gördüğünüz gibi. Bakın buradaki biraz daha azalmış, ölçeklendirilmiş, 5x'den 3x'e düşmüş, ortak noktada geçmekte ve hatırı sayılır bir şekilde hataları birbirlerine benzer durumda bulunmakta. Bizim amacımız da aslında bunu yapmak. Yani ölçeklendirmeyi azaltıp bununla birlikte hata oranlarını denkleştirmeye, yakınlaştırmaya çalışmak. Rich regresyonun bir de normal denklemini inceleyelim. Şimdi mesela burada kayı fonksiyonumuz olduğu gibi karşınızda, kayı fonksiyonumuzun gradyeni gene olduğu gibi karşınızda, bunların hiçbirinde problem yok. Peki bir şey daha yapacağım. Bu gradyeni vektörsel gösterelim. Bakın mesela şu anda gördüğünüz gibi bu şu bölge mesela gradyenin vektörsel gösterimi şekilde karşımıza çıkıyor. Yani her bir omega g için bir türev yaptığında, hani şey yapıldığında, bileşen için bir çıkarım yapıldığında vektörsel olarak gösterdiğimizde karşımıza bu denklem çıkmaktı ki zaten bunu aslında aşina olmuşsunuzdur. Bizim de amacımız burada bunu minimum noktasına bulmaya çalışmak. Çünkü yeni bir artık genel minimum kayı fonksiyonumuz gözüküyor. Dolayısıyla onun minimumunu bulacağız. Yani onu sıfıra eşitleyeceğiz. Dolayısıyla hani şöyle söyleyeyim, hani bir iki slide önce galiba yeşil bir şey gösterdim size. Counter plot gösterdim. Mesela işte orada hani daire ve daire bulunmaktaydı. Mesela o daire mesela oradaki minimumdan uzaktı. İşte ama minimumdan uzak ama orada aslında başka bir yeni bir kayı fonksiyonu bulunmaktı. Çünkü kayı fonksiyonunu değiştiriyorsun. Artık kayı fonksiyonu değişmekte. Kayı fonksiyonunun lokasyonu değişiyor. Ama işte onunla birlikte işte omegalar ölçekleniyor. Dolayısıyla hani biz ilk şeye göre, kayba göre aslında kaybımızı artırıyoruz ama yeni kayıp fonksiyonumuz, yeni kayıp counter plotımız, yani kayıp fonksiyonumuz diyeyim, grafiği daha uygun, daha genel bir hale getiriliyor. Lakin problem gene aynı. Yeni kayıp fonksiyonunu sıfıra eşitleyeceğiz. Buna bu şekilde baktığımız zaman, bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman bu başındaki, hatta şu x transpose'u içeri dağıttım. Direkt burada olduğu gibi. Hepsinin başında zaten şeyler, bir bölümler var. Bunlar da zaten hepsi gidecek. Hani hatta şöyle söyleyeyim, şunları da omega parantez içerisinde burada aldım. Parantez içerisinde aldığım zaman karşınızda şu denklem görüldüğü gibi çıkmakta. Bu bir bölümlerin hepsi içerisinde ortak bir şekilde bulunuyor. Onlar da birbirini götürecek ve karşınıza bu şey kalan bölgeleri de diğer tarafa attığınızda böyle bir denklem çıkmakta. Şu I dediğimiz şey de birim matrisi arkadaşlar. Çünkü şurada bir matrisle uğraşıyorsunuz. X transpoz X. Buradan bir sabit değeri bir vektör olarak değil de bir birim matrisle çarparak çıkartmak zorundasınız. Umarım bu açıklayıcı olmuştur. Eğer ki anlayamadıysanız lineer cebir dersine biraz bakmanızı öneririm. Yani şu anda Rich regresyonun normal denklemi de bu şekilde karşınıza çıkmakta. Şimdi Lasso'ya bakacağız. Lasso'ya baktığımız zaman kayı fonksiyonumuz, hipotezimiz şu anda gözüktüğü gibi. Burada diyelim ki işte omega 1'imiz, yani L1 büyüklüğü, işte C'den küçük olmak kaydıyla görüyorsunuz. Yine kayıp gradyenik, işte
counterpart'ınız şu anda karşınızda gözükmekte. Hani bunları artık hızlı hızlı anlatıyorum ki hani fazla hani şey detaylı mühim noktaları anlatacağım. Mesela şimdi bunun L1 regresyonunu çizdiğimiz zaman büyüklüğünü, bakın burada mesela baklava şekli karşımıza çıkmakta. Burada mesela ne yapıyoruz? Diyelim ki şu nokta bizim şeyimiz olsun. İstediğimiz nokta olsun. Burası mesela buradaki minimuma daha çok yakın. Ve tam buradan böyle geçiyor mesela. Buraya dikkat ettiğimizde ne göreceğiz? Mümkün mertebe omega 1'imiz burada 1. Omega 2'miz de 0. 2 bu da zaten aslında özellik seçme. Yani feature selection olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki hani yani illa tam burada olacak diye bir kaide yok. Burada olabilir, şu bölgede olabilir, şu bölgede olabilir. Ama mümkün olduğunca hani yani ağırlık bileşenlerinin bazılarını ihmal edecek. Dolayısıyla ağırlık, o ilgili ağırlık bileşeniyle çarpılan feature yani kolon yani x kolonu çarpıldığında etkisiz hale gelecek. Yani orada özellik seçmeyi sağlayacak. Şimdi burada bir problem daha var. Diyelim ki bizim buradaki bu kayıp fonksiyonumuz şöyle çok yuvarlak bir şekilde ise. Arkadaşlar bu şekil çok yuvarlak bir kayıp fonksiyonunuz burada varsa hani tam bu çizginin üzerinden geçiyorsa bu demektir ki buradaki çizgilerin hepsi bizim çözümümüzdür. Yani bu, o zaman burada bir ölçeklendirme yapmaya gerek yok. Yani var da hani saçma olur. Yani eğer ki burada çok paralel bir buraya çok paralel şu şekilde yuvarlak bir kayıp fonksiyonumuz counterpart'ımız bulunuyorsa burada lasso yapmayın. Gidin rich regresyon yapın. Hem bu İlk elde ettiğimiz kayıp fonksiyonundaki minimuma daha çok yakın olacak. Hem de ölçeklendirmesini yapacak. Yani demek ki yani aslında burada bir korelasyon yok. Eğer ki böyle yuvarlak bir şey oluyorsa değişkenler arasında korelasyon yok. Öte yandan işte o değişkenler arasında korelasyon olduğu zaman lassoyu yaptığınız zaman hesaplamaların sonucunda bazı omega bileşenleri işte görüldüğü gibi işte şu bölgelerde yer alıyor. Yani burada aslında ağırlık bileşenlerini kontrol edeceksiniz. İşte rich regresyon yapacaksın, lasso yapacaksın. Mesela diyelim ki lassoyu yaptın. Sıfıra yakın bir ağırlık bileşeni yoksa o zaman o lasso yapma hani yani bırak. Git rich yap. Ya da bir sonraki derste anlatacağım gibi elastik net regresyonu yap. Ama lasso yapmana gerek yok. Yani lassonun amacı bir korelasyon varsa ilgili kolonun omega ağırlık bileşenini sıfır ya da sıfır yakınlaştırarak ihmal etmesiyle birlikte feature selection yapıyoruz. Yani işte polinomik derece yani iptal etmiş gibi bir şey oluyoruz orada ya da ilgili kolonu kaldırıyoruz. Kayıp fonksiyonumuz işte şu anda karşınızda görüldüğü gibi burada eklenen şey lambda bölü m. Burada işte büyüklük j olarak karşımıza çıkmakta. Bunun gradiyentini almak işte biraz problem oluyor. Bunu pek kaynakta bulamadım. Kendim yaptım bunu. Umarım doğru yapmışımdır. Bir sonraki sayfada görürsünüz. Kayıp fonksiyonumuzu burada incelediğimiz zaman bunun tabii ki regresyon parametresinin tekrar üzerinde durayım. Hatta şöyle modelin işte eğitim örneğindeki kaybını artırmasına karşın minimum noktasına bir o kadar yakın olmasını sağlayabilen ve gradyenik alçalma algoritması ile ağırlık bileşenlerini azaltma amaçlı ölçeklendirme, rich veya kolon seçmeye yani lasso yapmaya yarayan düzenleme katsayısı olarak regularizasyon parametresi lambda karşımıza çıkmakta. Yani bunu da bu şekilde bilin. Bir sonraki sayfalarda şeye geçeceğiz. Gradyenik alçalmaya geçeceğiz. Şimdi buraya baktığınızda işte bu galiba yanlış hatırlamıyorsam lasso regresyondaki ilk tanıtım yapıldığı zaman makalenin adı da bu galiba. Bu şekilde hatırlıyorum. 7. sayfasında böyle bir çizim yapmışlar. Bu bizim çizdiğimiz baklava ve bu da bizim kaybımız, işte counterplot'ımız. Bunu aslında 3 boyutta gördüğünüzde bir piramit şeklinde olduğunu görmektesiniz. Şurada bizim kaybımız, işte bu da kesiştiği nokta. Mesela fark ediyorsanız hani yani hep böyle uç noktalarda birbirlerine yakın ki hani gerekli kolonu iptal etsin. Yani çok düşük, hani önemsiz hale getirsin. Lansun'un amacı bu şekilde. Gradyenik alçalmamıza bakıyoruz. Burada şimdi öncelik olarak şuna bakacağız. Diyelim ki bir mutlak derin türevi nedir? Buna bakmamız gerekli. Buna baktığımız zaman mutlak derin kendisi işte x'in karesinin kök içerisine alınmış hali olarak karşımıza çıkmakta. Ki bu da zaten x karenin 1 bölü 2 üssü olarak gözüküyor. Bunun türevini aldığımız zaman ki zaten bu mutlak değer demek.
Karşınızda görüldüğü gibi işte 1 bölü 2 başa geçiyor. 1 bölü 2 eksi 1, eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinin türevi ne alıyoruz? 2x olarak başına koyuyoruz. Ve bu da x bölü x'in mutlak değeri olarak karşımıza çıkmakta. Ki bu da aslında x'in işareti olarak gözükebilir. Yani x'i x'in mutlak değerine bölüyorsun. Yani diyelim ki mesela x'in kendisi eksi 5. Mutlak değeri 5 olacak. Eksi 5 bölü 5, eksi 1. Yani dolayısıyla ne olacak? Onun işareti olacak. Eğer ki x pozitifse sonuç pozitif çıkacak. X negatifse negatif çıkacak. Bunu unutmayalım. Bunu bildikten sonra karşınızda görüldüğü gibi hiçbir fark yok. Yani burada anlattığım gibi omega lambda bölü n burada karşınıza çıkıyor. Omega bileşeninin kendisi ve omega bileşeninin büyüklüğü ki buna da aslında sin olarak karşımıza çıkmakta şu şekilde görüldüğü gibi. Bakın hani çok fazla bir sıkıntı aslında burada bulunmamakta. Yani şurası zaten olduğu gibi aynı yani ya. Bir sıkıntı yok. Şurası biraz hiç ve Lasso'da kafa karıştırıyor ama çok kafanıza takmayın onları. Hani yani mantığını anlamanız yeterli. Burada işte gradyeni kalçamamızı çıkartıyoruz. Çıkartmamızı yaptıktan sonra işte lambda'yı bu tarafa aldım. Bunu dışarı çıkarttığımız zaman elde ettiğiniz denklem aslında şu şekilde. Hani lambda bölü m'le öğrenme oranını çarpıyorsun. Sin'in işaretine göre, hani sin'in işareti neyse onunla çarpıp çıkartacaksın. Dolayısıyla bir azaltma yapmış olacaksın. Yani bu kadar basit. Hani yani pozitif olduğunda sonuçta burası artı olacak. Bu sefer azalacak. Burası negatifse tam tersi, pardon burası pozitifse azalacak. Burası negatifse artacak. Ve dolayısıyla yani küçülmüş olacak. Her şekilde bir azalma meydana gelecek. Uygun epokla da sıfıra yakın sayabiliyor. Lasso'nun amacı bu hani yani. Burası zaten olduğu gibi komple aynı. Burayı umarım artık kaç defa gördünüz. Buranın üzerinde durmayacağım. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Yani yaklaşık 35-36 dakika sürdü. Biraz vaktinizi aldım kusura bakmayın. Fakat işte kaportanın altında yatanlar bunlar. L1 ve L2 regülizasyonunun cezalandırmaları ve mantıkları, baklavaları, dairelerini bu şekilde görüyorsunuz. Bir sonraki dersimizde genelleştirilmiş regülizasyondan, yani regülerizatörden ve L1 ile L2'nin toplamı olan elastik net regresyondan ve lojistik regresyona yapılan L2 cezalandırılmasından bahsedeceğim. O çok uzun sürmeyecek o bölüm, haberiniz olsun. Yaklaşık 10-15 dakika falan süreceğini düşünüyorum. O da bittikten sonra bir tane uygulama yaparım ve bu bölümü kapatırız. Umarım çok açıklayıcı olmuşumdur. Umarım çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.